Selam Nigar. Ne haber? Karantinanın bilmem kaç yüzüncü günü nasıl geçiyor? Benim gibi. Okulu özledim. Okula gitmek istiyorum. Peki siz hiç okulu falan özlediniz mi? Yorumlara yazsanıza. Cidden merak ediyorum, bakacağım. Kartex, ben bir Nigayım. Stop. No. Just stop it. Ve nasıl kahvaltı hazırlayacağımı bilmiyorum. Yardımcı olur musun? Şimdi kahvaltı... İlgileneyim bir alan. Ve en sevdiğim öğün. Daha doğrusu yaptığım tek öğün. Çünkü onun dışında çok yemek yemiyorum. Yani yanlış anlamayın. Bu mükemmel vücudun formda kalması gerekiyor moruk. O zaman karşınızda Kartex'te kahvaltıya doğru. This is America. Şimdi bütçemiz sadece 10 lira ve hatta belki daha az. Yapacağımız şeyler 3 tane bölümden oluşuyor. BİM öncesi, BİM esnasında ve BİM sonrası. BİM öncesi, BİM'e gitmeden önce yapmanız gereken şeyler. Günlük kıyafetlerle yataktan fırladığınız gibi gidebilirsiniz. Ama şu karizmaya ulaşmadan oraya gitmenizi tavsiye etmiyorum. Hala kırmızı ayakkabı giyiyor musun? Evet. BİM'e girdiğiniz zaman sadece alacağınız şeye odaklanmanız gerekiyor ve farklı şeyleri dikkatinize dağıtmasına izin vermeyin. Ama bu seferlik değil çünkü ekmek almam gerekiyor, anam söyledi. Zamlanmış sucuk. Aslında ben bir YouTuber'ım ve kendime daha iyi şeyler alabilirim. Almasam da olur. İçecek olarak çok fazla seçiminiz var ve ben çok şey denedim ama bence en güzellerinden bir tanesi ayran. Evet, yanlış duymadınız, ayran. Yaptı size 8 lira 30 kuruş. Geri kalan parayla da herhangi bir tatlı falan alabilirsiniz. Sucuğu alıyoruz. Diğer yarısını maalesef kardeşime kaptırdım. Normalde kaptırmazdım da işin için anam karışınca kaptırmak zorunda kaldım. Sucuk eşittir tüm yaptığın yemekler. Hatta büyük işareti. Ne düşünüyorsun? Duyamadım yine bir kere. Yok bir şey. Ve ket. Ket. Ketçap. Hayır, ketçap bitmiş. Neden markete giderken almadım? Voila, mükemmel yemeğiniz hazır. Ama tıkınırken odanın içinden geçmemeye çalışın. Ha bir de şey, geçen toplulukta çekiliş hakkında duyuru yapmıştım. Ondan biraz bahsedeyim. 5 tane kazanan olacak ve şimdiden söyleyeyim, ürünlerin hiçbiri sponsor değil. Maalesef. Yani her şey bana girecek. Maalesef. 5. sırada şu gördüğünüz son zamanlarda popüler olan delikli mouse'lardan var. Üzerindeki deliklerin ne işe yaradıklarını bilmiyorum ama havalı olduğunu itiraf edeceğim. İşte 6400 DPI, LED'li, makrolu falan filan. 4. ve 3. sırada şu gördüğünüz klavye var. Işıklı mışıklı falan filan işte. Evet, peki ürün tanıttığım falan söylenemez. 2. ve 1. sırada ise son zamanlarda gene popüler olan 7.1 sesli kulaklık var. Markası da Game Power'dı yanlış hatırlamıyorsam. Neden ikisinden ikişer tane var diye sorarsınız. Bir tanesini normal takipçiler arasında birine vereceğim. Bir tanesini ise katıl butonu yapanlar arasında birine vereceğim. Çünkü katıl butonu yapan kişi ile çok fazla ilgilenemedim. Bu da bir özür gibi bir şey yani. Şu an mesela 12 tane katıl butonu yapan kişi var. 12 kişi arasından 2 kişiye vereceğim. Yani katıl butonu yapıp kazanma ihtimalinizi yükseltebilirsiniz. Şans. Katılmak için yapmanız gerekenler kanala abone olup videoyu beğenmek. Onun dışında klasik yaptığınız yaratıcı ve mükemmel yorumları yazıp yanına Instagram'ınızı eklemek. Ve arkadaşlar, şimdiden o akılları uyarıyorum, spamlamayın. Çünkü eğer 10.000 tane yorum yazarsanız sadece bir kişi olarak görüneceksiniz. Ama şimdi gidip farklı hesap açıp yazarsanız bilmiyorum, o kadar da manyaksanız ben bir şey diyemem. Koyayım, ağzım yoruldu lan. Ay. Ha bir de Instagram'dan takip etmeyi unutmayın çünkü kazananları oradan açıklayacağım. Link açıklama kısmında, hadi ben videoya kaçar. Sasuke! Ve ilk oyunumuz bir dövüş oyunu. Bu oyundaki rakiplerinize sıra sıra ve taktiksel bir şekilde vurmanız gerekiyor. Ha şey misali. Sol Drake. Ta! Sağ kroşe. Bayılıyorum şimdi. Oyunun parçalama animasyonları çok güzel. Böyle rakipleri geçirdiğiniz zaman parçalar etrafa dağılıyor. Mükemmel değil mi? Oyunda kendi karakterinizi değiştirebilirsiniz. 2-3 tane karakter var ve hepsi kendi vuruş animasyonlarına falan sahip. Tam böyle otobüsü veya minibüsü beklerken oynayabileceğiniz bir oyun. Tabii ki artık onlara binen kaldıysa. Öyle dedim ki sanki özel bir arabam var da onunla gidiyorum. Virüs var abi, virüs. Sırada ise Türk yapımı bir oyun var. Oyun şu işsiz oyunlar yapan Voodoo'nun oyunlarına benziyor. Bu tür oyunlarda amacınız genellikle olmuyor. Öyle sadece rekora gidebileceğiniz bir oyun ve tek parmağınızla da oynayabilirsiniz. Engelleri aşarken yol üstündeki yıldızları veya paraları, şunlar artık neyse, onları toplayacaksınız. Oyun daha yeni sayıları ve rekorum 331. Eğer geçebilenler olursa, ki olacağını düşünüyorum. Ben olmayın ya, olmasanız olur mu? Yorumlara bekliyorum. Sırada ise bir FPS oyunu var ve FPS oyunlarının ne kadar iyi olduğumu CSGO'dan biliyorsunuz. Tamam, şaka mı? Şaka. Tamam. İlla bir CSGO anı koyup bozma lütfen. Bu oyunda bulunduğunuz arenadaki botları öldüreceksiniz. Evet, şu anlık sadece botlarla oynuyorsunuz. Ki adam olana fazla bile bence. Botları öldürüp kazandığınız parayla yeni silahlar alabilirsiniz ki silah çeşidi gayet yeterli. Sırada ise Fall Guys'in bir kopyası var. Yani şu zamanında çıkıp da tüm yayıncıların oynadığı oyunda. Belki şu anda oynuyorlardır, bilmiyorum, takip etmiyorum. O değil de şu an tam bunu seslendirirken kahveyle göz göze geldim, şu an bakışıyoruz. Yapmayı da acayip üşeniyorum. Ki gayet normal aslında, göz göze gelmeyiz. Mikrofon burada, kahve orada. Ve bu da şeye... bak, İngilizce kelimeler. Abiniz İngilizce öğreniyor. Bu da soğuk su, buz var içinde. Bu da kalem, benim olmayan maske. Peçe, bunları neden kullan... parfüm. Evet, flash, bellek.
Neden böyle bir şey çektiğimi bilmiyorum. Neyse. Bu oyunda da aynı Fall Guys'ta olduğu gibi verilen parkuru başkalarından önce bitirmeniz gerekiyor. Bu oyun her ne kadar eğlenceli gözükse de hangi inci izlemesen bu oyunu oynarken kuduruyor ve kafayı yiyor. Bu yüzden eğer çok çabuk sinirlenen birisiyseniz oynamanızı tavsiye etmiyorum. Vallahi ben çok çabuk sinirlenen tiplerden değilim. Çünkü abiniz zen yakaladı. Ve bana kalırsa bu tarz oyunları arkadaşlarınızla oynamak çok daha zevkli. Eğer arkadaşlarınız varsa onlarla da oynayabilirsiniz. Yani umarım arkadaşlarınız vardır ve yalnız değilsinizdir. Ve böyle hiç arkadaş olmayan insanları da anlamıyorum. Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl başarıyorsunuz? Dünyayı bir virüs ele geçirdi şu anda olduğu gibi. Ve o virüs milleti zombiye dönüştürüyor. Agodil'i düşünsenize, şu anki koronavirüs aslında milleti zombiye çevirseydi. Ne yakışın olurdu be. Neyse, bu oyunu bulduğum zaman aklıma bir tane şarkı gelmişti. Hatta klibinde zombiler falan dans ediyordu. Hani bunu bilen kaç tane kral çıkar bilmiyorum. Oyunda bir sürü farklı zombi türü, 40'tan fazla silah, 150'den fazla görev, onun dışında 5v5 PvP online falan filan. Bak! Oyuna özelliklerden bahsetmek bayağı zaman alır, bu yüzden şöyle söyleyeyim, çok a**lı bir oyun. Yani arkadaşlarınızla birlikte girip o görevleri tamamlayabilirsiniz veya sadece etrafta gidip zombileri de öldürebilirsiniz. Oyunun tek eksiği son zamanlarda biraz pay to win olması ve çok fazla reklam içermesi. Onun dışında mükemmel bir oyun. Eğer yanlış hatırlamıyorsam bu oyun PlayStation'larda da vardı ya da bilgisayar mıydı? Neyse, orası bizi ilgilendirmiyor. Bizi mobil kısmı ilgilendiriyor. Bu oyunda Dante isimli bir karakteri kontrol edeceğiz. İsmi Dante olabilir ama bence bu Vladimir. Yani LoL oynayanlar bilir. Ki Vlad çarından da onu oynayan kişilerden de nefret ederim. Gereksiz varlıklar. Oyunda bir sürü yaratıkla karşılaşacağız. Büyük akreplerden tut cadılara kadar. Ve hepsi ne tesadüfse bizi öldürmek isteyecek. Bizde ise bir sürü kılıç ve bir iki tane silah var. Adam olana fazla bile. Onun dışında farklı kombolarınız ve skilleriniz olacak. Onları doğru zamanda atmaya çalışın. Oyunun grafikleri ve efektleri güzel olduğu için düzgün bir telefona ihtiyacınız var. Yani gidip de Samsung S3 Mini'ye indirip de bu oyun neden açılmıyor falan demeyin. Sizi bilmem ama bence oyun karakter açısından veya spes efekt açısından bayağı güzel. Hiç oynamamış olabilirim çünkü bu tür oyunları pek sevmiyorum ama güzel gözüküyor. Bu oyunda biz Shelly isimli çok da bir karıyız. Düşmanları öldürmek için elimizde bir sürü silah, bir sürü yakın dövüş silahı ve kendi yeteneklerimiz olacak. Ve itiraf ediyorum, gerçekten çok havalı. Oyunun hikayesini, karının o yetenekleri nereden aldığını falan filan oyunu oynadıkça, ilerledikçe anlayacaksınız. Ama şimdiden söyleyeyim, oyun paralı ama çok pahalı değil, 1-2 dolar filandı. Ve oyun hala demo versiyonunda, yani daha tamamen yapılmadı. Bu yüzden şimdi alıp sadece 1 saatte filan gameplay yapabilirsiniz. Oyunun tam hali ne zaman çıkar bilmiyorum ama bence çıktığı zaman çok fena tutabilir. Çünkü oyunun mobil olmasına rağmen grafikleri ve animasyonları kendiniz zaten görüyorsunuz. Bu ise Shooting Wave oyununun bir prototipi. Ve prototip derken gerçekten bir prototip. Çünkü oyunda konu yok, leveller yok. Sadece bulunduğunuz yerden üzerinize doğru koşan yaratıkları öldüreceksiniz. Şimdi diyeceksiniz, madem işe yaramaz bir prototip neden listene ekliyorsun? Çünkü! Bilmiyorum yani, hoşuma gitti. Oyunu prototip deyip geçiştireceklerini bence bir konu ekleseler, artı optimizasyonu falan ayarlasalar, leveller, silahlar falan filan bence çok güzel bir oyun olur. Çünkü ana karakter bana birazcık Nova'yı hatırlattı. Yani bilmiyorum bilenler var mı da, oysa ki ben çocukluğumda çok severdim. Ulan şu oyunu bana verseler şu haliyle, biraz da oyun yapmayı bilsem, şu oyunu düzgün bir şekilde yapsam, bestseller olsa, çok satılsa, parayı vursam mükemmel olurdu. Çocukluğunuzda babanızı gözünüzün önünde öldürüyorlar ve kardeşinize sizi ayırıyorlar. Ve babanız tam ölecekken ona kendinizi koruyabileceğinize yemin ediyorsunuz. Ve işte oyunun hikayesi de burada başlıyor. Kendinizi devamlı olarak geliştirmeniz gerekiyor ve bunu nasıl yapacağınızı sadece kendiniz seçiyorsunuz. Bu oyunda yapacağınız seçimler oyunun ilerisini etkiliyor. Oyundaki olaylar 80'li 90'lı yıllarda gerçekleşiyor ve grafikler de nostaljik piksel stilinde. Oyun paralı olmasına rağmen 30 veya 40 lira galiba 100 bin kişi indirmiş ve bu bir şeyler söylüyordur zaten. O dille şu an acayip yorulduğumu fark ettim ve açım. Bana yemek verin. Benim adım Wolverine. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Şu an konuşmaya bile üşeniyorum. Acayip yoruldum. Ve 10 dakikaya tamamlamaya falan da çalışmayacağım ki zaten 7 dakika olmuyor. 8 miydi lan? Sınır neydi anasını satayım. Neyse, ben garanti alayım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse videoyu beğenebilirsiniz. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Discord, Instagram falan filan. İnter Milan, ben kaçtım.